Sevgili vatandaşlarım, 10 yıla yakın süredir devam edegelen ama her nedense bir türlü hitama ermeyen Suriye konusu gündemimizin birinci problemi olarak varlığını devam ettiriyor. Bilindiği üzere bundan 10 yıl önce Suriye'de yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı direniş yapan dolayısıyla bu direnişin küresel odaklar tarafından desteklenmesiyle birlikte iç savaşa dönüşen bir Suriye konusu var. Tabii o günlerde bilindiği üzere DAEŞ diye bir örgütlü yapı, yani taşeron yapı, önemli ölçüde Suriyeli vatandaşın bulundukları bölgede püskürtülmesi suretiyle göçe zorlanmasına katkı sağladıktan ve onların göçe zorlandıktan sonra 5 milyona yakınının Türkiye'ye gelmesi de sağlandıktan sonra daha sonra tasfiye edilen, bugün sembolik olarak varlığını sürdüren bir yapı. Tabii DAEŞ'in oluşturduğu püskürtmeye bağlı olarak evini, barkını, yuvasını, oradaki her türlü birikimlerini terk etmek suretiyle göçe zorlanan insanların DAEŞ'in tasfiye edilmesiyle ya da en azından bir tehdit unsuru olmaktan çıkmasıyla birlikte evlerine, yuvalarına, vatanlarına, topraklarına dönmesi beklenirken her ne hikmetse hala bu noktada herhangi bir yaklaşım, herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Yani Suriyelilerin gelirken gelmekle alaka irade nasılsa kendi uhdelerinde değilse belli ki gitmeleriyle alakalı kısmı da yine kendi uhdelerinde değil. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu DAEŞ'in boşalttırdığı alana bugün bir PKK-PYD devleti kurulmuştur. Yani Türkiye'nin hemen yanı başında Fırat'ın doğusundan Kuzey Irak'a kadar olan sınır hattı boyunca bir PKK-PYD Kürt devletinin kurulduğu gibi bir durumla karşı karşıya bırakıldı. Ve yine maalesef Fırat'ın batısında yer yer yapılan operasyonları görsek de şu saate kadar özellikle aşağı yukarı 510 kilometre belki 510 kilometreden çok daha fazla sınır hattı boyunca konuşlanmış bulunan ve 40 yıla yakın süre boyunca Türkiye'nin en önemli iş güvenlik sorunu olup 40 bin insanımızın şehit edilmesine sebep olan cani PKK terör örgütü hemen yanı başımızda bir Kürt devleti kurmakta ve maalesef o bölgede özellikle bu devlet kurulması aşamasında ya da bu terörist faaliyetlerin yapıldığı noktada tek bir kurşun dahi atılmış, tek bir operasyon dahi yapılmış değildir. Şimdi buradan hangi anlamı çıkartacağız? Bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Bir tarafta özellikle vaktiyle peşmergelerin geçiş güvenliğini sağlamak suretiyle o bölgeye geçişlerini, dolayısıyla o bölgede oluşacak PKK-PYD Kürt devletinin insan kaynaklarını oluşturan, o insanların geçişlerini sağlayan siyasi iktidar faktörü. Diğer tarafta bütün bu yaşanan olumsuzlukları, yani özellikle Suriye'nin kendi iç bütünlüğünü tehdit eden ama bu ileride Türkiye'nin de özellikle toprak bütünlüğü tehdit etme ihtimali çok yüksek bulunan bu yapılanma karşısında tek bir cümle kurmamak, bu noktada itirazlarını dile getirmemek suretiyle ana muhalefet partileri de sorumludur. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani oradaki yaşanan bu gelişmeye sessiz, kontrollü bir ilgisizlik ortaya koymak suretiyle hem siyasi iktidarın hem de diğer muhalefet partilerin bu konuda sanki anlaştığı gibi, mutabakat sağladığı gibi ya da yani bu konuya kayıtsız kalmak suretiyle orada olup bitene rıza göstermeleri gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden tabii bütün bu yaşananlar bir noktada hem medyanın gündeminden kaçsa da, milletimizin gündeminden kaçsa da çok yakın gelecekte Türkiye'yi de Suriye'dekine benzer bir defakto durumla karşı karşıya getirme ihtimali çok yüksektir. Bu bakımdan çok geç kalmadan bu hususla alakalı tedbirler alınmalıdır.
Yani hemen sınırımızda, yani vaktiyle yurt içindeki terörist faaliyetleri yüzünden terörle mücadele çerçevesinde mücadele ettiğimiz yapı bugün Kuzey Suriye'de örgütlü bir orduya dönüştürülmek üzeredir. Dolayısıyla örgütlü bir orduya dönüşmüş, kontrollü, disiplinli bir orduya dönüşmüş olan yapıyla mücadeleniz terörle mücadele şeklinde değil, uluslararası hukuk çevrelerince bir savaş hukuku çerçevesinde ele alınacaktır ki bu çok çok daha riskli, çok çok daha kontrollü ve yönetilmesi zor bir durumdur. Bu bakımdan çok vakit kaybetmeden Suriye'deki tüm yaşananların Suriye'nin toprak bütünlüğü ekseninde ele alınması gerekmektedir. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden gelişmelere bir nevi sessiz kalmak suretiyle rıza gösteren Türkiye'deki hem siyasi aktörler, yani ana muhalefet partisi de siyasetler de dahil olmak üzere bir anlamda ileride Türkiye'de yaşanacak benzer bir duruma da davetiye çıkartmış oluyorlar. Bu yüzden uyanık olmak lazım. Biz Milli Yol Partisi olarak bu ve buna benzer noktalarla alakalı kanaatlerimizi paylaşmak suretiyle hem kamuoyumuzu bilgilendirmeye hem de siyasi aktörleri hem ana muhalefet partilerini hem de siyasi iktidarı bu hususta bilgilendirmeye ve bu hususta etkilemeye devam edeceğiz. Yani eğer bütün bu gelişmelere sessiz kalırsanız, yılanın başını zamanında ezmezseniz bir noktadan sonra atacağınız adımların da zaten değeri ortadan kalkacak, hiçbir anlamı kalmayacaktır. İnşallah biz bu hususta üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yani orada yaşanan olumsuz durumların Türkiye'de sıçramasının engellenmesi yönünde ne gerekiyorsa bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Teşekkür ediyorum.